Hayatımızda bazen belirsizlik zamanları olur. Bazı ani değişimler, ölümler, ayrılıklar ya da işten kovulmalar. Belirsizliklerde ne kadar rahat olursanız hayatınızda sonsuz imkanlar açılır. Bu durum korkunun artık hayatınızda değişimleri başlatmanız anlamında dominant faktör olmadığı anlamındadır. Eğer belirsizlik sizin için kabul edilemez bir durumsa korkuya dönüşür. Eğer gerçekten kabul edilebilirse artan bir canlılık, dikkat ve yaratıcılığa dönüşür. Eğer kendinizi şu andaki dünyanıza ait değil gibi hissediyorsanız en azından bir düşünmeye başlayın. Bu durum insana zamanla artan oranda huzursuzluk, yaptığınız işten artık zevk almama, her gün işe gitmenin anlamsızlığı gibi hislerle kendini belli eder. Eskiden hiç sinirlenmediğiniz konulara sert tepkiler veriyorken bulabilirsiniz kendinizi. Kısacası gündelik yaşantınızda olumsuz hislerin eskiye göre çoğalması aslında gerçek özbenliğinize uymayan bir hayatı yaşadığınızın işaretidir. Evet, karşınızda belirsizliklerle dolu bir dönem var. Ne olacağınız, ne yapacağınız belli değil. Ama bu belirsizlik aynı zamanda da bir fırsat dönemidir. Belirsizlik hali ilk başta ürkütücü gelir insana. İlk sabah bu açıdan zordur ama belirsizliğin getireceği fırsatlara kendinizi açık tutarsanız ve hayatın oluş halini ne kadar çabuk kabullenirseniz olay sizin için o kadar güzel gelişecektir. Unutmayın, aslında siz yenilmediniz. Sizi bambaşka ve çok daha hayırlı fırsatlarla buluşturacak başka bir döneme girdiniz. Ayrıldığınız iş yerinde sizi bu konuma getiren gelişmeleri tekrar tekrar tahlil ederek "Acaba şöyle olsaydı ne olurdu? Böyle yapsaydım ne olurdu?" şeklinde düşünerek verimsiz bir enerji ortamında yıpranacağınıza, farklı alanlara açılmak için fırsat yakaladığınızı düşünmeye odaklanın. Bu odaklanma sizi sürekli daha verimli düşüncelere itecektir. Aksine kendinizi yıpratan, suçlayan düşüncelere kapılmak size hiçbir fayda sağlamayacağı gibi sonucu zaten değiştirmeyecektir. O nedenle probleme değil sonuca odaklanın. Odaklanmak demek hemen sonuç üretmek demek değildir. Bunun fırsatlarla dolu yeni dönem olduğu bilincinde olmanız bu aşamada yetecektir. İşsiz kalmanın diğer bir faydası da etrafınızdakileri daha net tanıma imkanı sağlamasıdır. Kim gerçekten sizinle ilgileniyor? Kim aslında çalışırken sahip olduğunuz statüyle ilgileniyor? Bunu anlamanın en net zamanı bu dönemlerdir. Kimya derslerinde turnusol kağıdı deneyi vardı, belki hatırlarsınız. Çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır. Turnusol asitle temas ettiğinde kırmızı, bazla temas ettiğinde mavi renk verir. İşte tıpkı bu deneydeki gibi bu dönemde etrafınızdaki kişileri de çok net anlamanızı ve kimin size destek veren gerçek bir dost, kimin de sadece sahip olduğunuz titre ve etrafınızdaki ekosistemin avantajlarıyla ilgilendiğini görmenizi sağlar. Cenk Kral'ın B Planı adlı kitabından alıntılardı. Bir sonraki Sen de Oku videomda görüşmek üzere.